Kimse yok burada. Olmaz mı canım? Tabii ki var. Baksana, kapı sonuna kadar açık. Buralarda bir yerdedir. Hadi gel oturalım. Oturalım. Oh, mis gibi kokuyor. Biri temizlik yapmış herhalde. Betüş. Nerede bu Betüş? Kızım. Betüş. Kızım. Anne. Baba. Babacığım. Canım babacığım benim. Aa, inanamıyorum. Nasıl görünüyoruz? Müthiş, harika. Ay, sizi yıllar sonra böyle görebilmek ne kadar güzelsiniz. Hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Ha, dur ağlama, bizi de ağlatacaksın. Aman sen insan olmuşsun artık. Bu saatten sonra ağlar mısın? Göbek atarsın. Tabii de ağlarım. Hem insan olduğuma, hem kızımın karşısına insan olarak çıktığıma sevinçten ağlarım. İyi, oturun baba kızı ağlayın o zaman. Gör bak, eskiye bu kafayla giderse anan, aynı anan. Gene azar hep azar. Ay, ya birbirinize ne kadar yakışan bir çiftsiniz. İnanamıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne ikram edeyim size? Kahve tabii ki. Kahve, hemen babacığım. Ben bir şey almayayım. Tamam. Aa, bir dakika. Kim ki bu? Söyle. Bir dakika, damadınız işe, torununuz okula gitti. Ben ev işlerini de bitirdim. Kopyaladığınız tacini yalnız biraz canı sıkkın. İyi madem, çıkın akşama kadar dolaşın. Ben sizi şimdi sihirle İstanbul'un en güzel yerlerine yollayacağım. Ama onlar gelmeden saatten 5'te evde olun. Onu da ben sihirle hallederim. Tamam. Sağ ol. Konuşabilsem de ben gerçek bir köpeğim. Şatonun içinde bunalıyorum. Anladım diyorum, anladım. Hadi sihirledim, gittiniz. Dutucuğum, kalkalım mı hayatım istersen? Ha, neden? Baksana kız çok meşgul. Seni beni bu haliyle kendi yaşında zannediyor. Baksana işine mukayyet olamıyor. Gözü hep bizde. Dikkatini dağıtıyoruz. Karının kıymetini bil o zaman. Ben peri olmasam, peri bir evlat doğurmasam, annesinin babasının kendinden daha genç halini görmek şu dünyada kaç kişiye nasip olur? Rüyasını görmek, hayalini kurmak bile zor. Evet, senin peri olmanın en güzel tarafı bence bu. Benim için, kızın için, torunların ve damatların için sihirle mucize gibi şeyler gerçekleştiriyorsun. Ben şu an korkuyorum senden. Aa, nedenmiş o? Bu güzellik, bu doğallık. İstesen hep böyle kalabilirsin. Ben bu dünyadan göçtükten sonra sonsuza kadar elini sallasan ellisi. Ay şunun ettiği lafa bak. Ben bugüne kadar seni bırakmamışım. Sen göçüp gittikten sonra bırakır mıyım? İster böyle kal, ister köpek ol. Sen benim bir tanecik kocamsın. Oh, bunu duydum. Gözüm açık, gitmem artık. Dudu, hazır kimse bakmıyorken azıcık yaklaşsana bana. Köpek halimle bunu çok istemiştim ama bir türlü gerçekleştirememiştim. Ne oldu, utandın mı? Utandım tabii. Betüş bizi öpüşürken gördü. Ne olacak canım, o kocaman kadın. Hem bu hasreti anlar. Şunu yapmayı o kadar özledim ki. Bir zamanlar biz elimizi elimizden, başımızı diğerinin omuzundan hiç ayırmazdık.
biz geldik. Buradayız, hiç fark etmiyorsun. Aa, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepiniz böyle birlikte gelmişsiniz. Dışarıda konuşup geldik de. Sen niye o tarafa bakıyorsun? Ay, ya şu masada böyle birbirini deli gibi seven bir çift var. Onları izlemeye dalmış. Evet ya, çok yakışıyorlar. Çok. Kalkma zamanı geldi. Torunların ortasına böyle oturamayacağım. Kalkalım da nasıl hesap ödeyeceğiz? Bende para yok. Bak şimdi cebine. Her ay emekliğini alıyorum ya. O para senin paran. Hadi öde şimdi hesabı da gidelim. Kızım, küçük hanım, hesabı alabilir miyiz? Tabii, hemen getiriyorum. Ay anne, deli misiniz? Ne hesabı? İnandırıcı olsun diye bir şey ödeyelim kızım. Şimdilik çocuklar bakıyor diye alıyorum ama sonra geri vereceğim. Aa, annemden babamdan hesap mı alacağım? Hadi biz gidiyoruz. Akşama belki yine uğrarız. Nereye gidiyorsunuz? Babanı gençliğimizde gittiğimiz romantik bir yere götürmeyi planlıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Güle güle, yine bekleriz. Hadi hoşça kal. Görüşürüz. Hanımlar, müsaadenizle. Böyle buyurun, böyle buyurun. Barış'cığım, Cem, bir sandalye buyurun lütfen. Tabii. Buyurun. Buyurun, ben beni getireyim size. Burayı beğendin mi? Gençliğimizde olduğu gibi beni büyülüyoruz. Aşağısı günlük güneşlikken elimden tutup beni dünyada gece olan bir yere, yıldızların altına yemeğe getiriyorsun. Eskiden hep böyle yapardım, değil mi? Gel seninle yanardağ manzaralı bir yerde yemek yiyelim. Gel semanın bir köşesinde hamakta sallanarak dünyayı seyredelim. Bakalım hatırlayacak mı dedim. Unutmamışsın. Hiçbir hatıramızı unutmadım. Zaten biz seninle dünyada kaç kez yemek yedik ki? Hep yan masada güzel bir kadın olacak diye böyle dünyadan uzak yerlerde yemek yedik. Hah, şikayetler başladı yine. Gerçekleri konuşuyoruz. İyi o zaman, gerçeklere gelelim. Kafede dikkat ettim, içeri giren herkes ilk sana bakıyor. O sana öyle geliyor. Yalan konuşma. Sen de gördün o kadınların sana nasıl baktığını. Aman Dudu, bekliyordum zaten ne zaman patlayacaksın diye. Yahu beğensinler, baksınlar, bana ne? Hem içimde 80 yaşında bir adamın ruhunu taşıyorum. Bu ruh bu bedene ağır. Hem iki cümle konuşsam o kızlarla kovarlardı beni yanlarından. Ha, bütün mesele bu yani. Ruhun da genç olsa tamamdı. Bak gene. Sus! İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur diye boşuna dememiş senin türün. Seni gençleştiren de kabahat. Yahu ben ne dedim, sen ne anladın? Ne yapıyorsun? Boşuna gençliğimize dönmenin bir manası yokmuş. Madem bir sihir yapıldı, keşke hafızalarımızı da silip gençleşseydik de bunca yıllık yerleşmiş sebepsiz kıskançlığın depreşmeseydi. Ha, sanki hafızam silinse o kadınlara gene niye baktın diye sormayacaktım. Niye kıskanç olmamak için kendini sihirlemiyorsun? Hem bak, onu yap her şey ne güzel olacak. Ha, sen önüne gelen güzele doya doya bak diye ben sihirle kendi kıskançlığımı sileceğim. Bak uyanık insan evladına sen. Ne yaptın? Perihancığına gidiyoruz. Aç davanı bakalım. Ben boşanmayacağım. Ve seni sürüm sürüm süründüreceğim. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Bak nasıl boşanır benim. Perihan! Ay bağırma, görmüyor musun? Şatosu boşalmış. Evet. Niye boşalmış? Hiçbir şey yok, eşyası da yok, hiçbir şey yok. Nereye gitmiş olabilir ki bu kadın?
Ben ne bileyim canım. Bir peri durup dururken şatosunu niye boşaltsın? Aniden taşınmış olabilir mi? Deli misin sen? Olamaz tabii ki. Biz buraya gelmek üzere yola çıktığımızda sihirli güçlerimizle Perihan'ın şatosuna gidelim diyoruz. İçimizden geçiriyoruz ve buraya geliyoruz. Eğer şatosu burası olmasa buraya gelmeyiz ki biz. Her şeyini alıp gitmiş. Külliyen boşaltmış burayı. Sihirli aynası bile yok. Dur bakayım. Ne yapıyorsun sen öyle? Sihirli ayna getirtiyorum buraya. Oradan bakacağım, nereye gittiğini göreceğim. Oh, ne güzel, evden eve nakliyata da başladı. Periliçe! Periliçe! Dudu Peri? Evet, benim. Şatonuzun önündeyiz. İçeri girebilir miyiz? Tabii, buyurun. Kiminle geleceksin? Taci ile beraberiz. Niye karşıma bu eski halinizle geldiniz? Hani ilişkinizi düzeltmek için gençliğinize dönmüştünüz? Bu kafayla gençliğe dönsek ne olacak, dönmesek ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor. O da aynı, ben de aynıyım. Yüzyıllar geçse, baştan sona ilişkimizi yeniden yaşasak gene aynı şeyler olacak. Taci beni gene aldatacak. Böyle düşündükçe o da beni köpeğe çevirecek. Ben de gün gelecek onu boşayacağım. Periler aşkına, ne olur karşıma didişerek gelmeyin. Zaten çok üzgünüm, canım çok sıkkın. Bu sefer kendi meselemizi görüşmek için gelmedik zaten Periliçem. Aynı zamanda ben de çok üzgünüm. Hiçbir şeyin olamayacağını anlayınca Taci'yi Perihan'ın şatosuna bırakmak istedim. Perihan'ın şatosuna bir vardık ki Perihan orada yok. Hiçbir şey yok, bomboş şato. Aradım aradım onu bulamadım. Sonra sihirli aynaya baktım. Onu ararken birdenbire Perihan'dan bir veda mektubu geldi. Size de aynısını yazmış. Arkadaşım gitti mi? Dönmeyecek mi? Hale bak, duy gör de inanma. Dudu Perihan için ağlıyor. Dudu Peri, Perihan bir daha gelmeyeceğini yazmış. Ama zaman ne gösterir bilinmez. Onun gitmesi senin onun kıymetini anlaman bakımından belki daha doğru olmuştur. Gerçekten kadim dostum bana bile veda etmeden gitti mi yani? Bana bile mi? Bana bile ne demek? Sen kim oluyorsun ki bana veda etmeyecek de sana veda edecek? Sen sus kıskanç kadın. O benim kadim dostumdu. Asıl o benim kadim dostumdu. Benim gördüğümü gördün mü? Neyi? Dudu'nun şatosundan bir tane daha var. Yok canım, ben bir tane görüyorum. Bak işte orada. Dudu! Dudu! Ne var? Sen ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum. Ayrıca sen gene ihtiyarlamışsın. Ben ne istersem onu yap diye kopyalandın sen. O yüzden ağlamıyorsun. Ne var? Ay ne bağırıyorsun canım? Niye azarlıyorsun beni? Ben ne yaptım ki? Biliyor musun? Senin şatonun yanına bir tane daha gelmiş. Hangi şatonun? Senin şatonun. Bak. Gördün mü şimdi? Periçem, siz de görüyor musunuz? Biri şatomun yanına aynısını dikmiş. Demek gece konducu bir peri türü de var. Taklitçi, fırsatçı, hatta Dudu Peri'den daha kıskanç biri. Birini mi ima ediyorsunuz? Kim olabilir ki? Ben bir şey anlamadım. Gözün aydın Dudu Peri.
kuzenin Pakize Peri geri dönmüş. Ne? Bak gördün mü? Gördüm, gördüm. E kim gelmiş? Baş belası kuzenim. Kuzenin mi? Halamın kızı yani. Yüzyıllardır küs oldukları için ben bile tanımıyorum onu. Siz şimdi gidin. Ben de şunu haddini bildirene kadar Yavuz'u dondurayım da eve gelmesin. Buraya gelmiş. Şatoma da gelmiş. İçeri girmiş, odama gitmiş ve parfümümü sıkmış. Yahu bir sakin ol. Ne bu öfke, bu nefret? Konuşma. Sen onu tanımazsın. Nereye? Nereye olacak? Yana. Şatosuna. Pakize! Niye çiyak çiyak bağırıyorsun? Beni gördüğüne sevineceğin yerde niye bağırıyorsun? Şatomun aynısı. Eşyalarımın aynısı. Kıyafetimin bile aynısını giymişsin. Ay bunca yüzyıl sonra kalkıp senin yanına geliyorum. Yani bir hoş geldin diyeceğine sinir krizleri geçiriyorsun. Evet geçiririm. Seni istemiyorum. Defol git. Şatomdan da git, buradan da git. Her yerden git. Bunca yıl bana çektirdiklerin yetmedi mi sana ha? Seni görmek istemiyorum Pakize. Ama ben burada yaşamaya karar verdim. Ne? Sen kainatta başka hiçbir yer kalmamış gibi gelip şatonu benim şatomun yanına dikemezsin. Sen kainatın sahibi misin? Evet, evet. Var mı diyeceğim? Sinirlendirme beni. Ay sen kendi kendine sinirleniyorsun. Yani bu kadar yüzyıl sonra kalkmışım, kuzeniz diye yanına gelmişim. Sen bana bir hoş geldin diyeceğine sihirinle bir un ufak etmediğin kaldı. Benim sana bir hoş geldin borcum yok. Ama sana elveda dediğim gün var. Sana seni bir daha görmek istemiyorum dediğim gün var. Bunlar hala geçerli. Sen bana stres ve sinirden başka hiçbir şey getirmedin. Değişmiş olamaz mıyım? Hayır efendim, olamazsın. Olamazsın çünkü hep aynısın. Hep kıskanç Pakize. Çocukluğumuzdan, gençliğimizden beri. Bak şatonu aldın, benim şatomun yanına aynısını yaparak diktin. Aynı kıyafetleri giyiyoruz. Gördün mü? Başkası olsa, yani bütün bunları taklit ettiğim için gurur duyardı kendisiyle. Hah, eski sevgililerimi ayarttığın günleri de bu dediklerime katmıyorum. İşin aslı anlaşıldı. Yani sen sevdiğin adamlara hala kıskançlık yapıyorsun. Hiç değişmemişsin. Bak, kocanı bile köpeğe çevirmişsin. Özelimi bilme hakkını kim verdi sana? Ayol, aynalara sor. Her şeyini gösteriyor. Gelmişini, geçmişini, her şeyini görebilirsin. Ay, sizden çok özür diliyorum. Bu Dudu'nun öfkesinden, hiddetinden sizinle tanışamadım. Yaklaşmayacaksın. Dokunma kocama. Şimdi pılını pırtını topla ve defol buradan. Gidiyorum. Ama şunu bil ki şatom kadar gidiyorum. Yani bir yere gitmiyorum. Pakize! Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar arayınız. Sadık da Yavuz da ikisi de ofisten çıkmışlar. Yavuz'un telefonunda ya şarjı bitti ya da ulaşılamayan bir yerde. Çünkü çekmiyor. Ay her an şatoya gidebilir Belicem. Ne yapacağız? Dudu'yu sakin. Pakize'yi ondan uzak tutmaktan başka şansımız yok. Müsaadenizle ben hemen gidiyorum Belicem. Thank you.
Babacığım. Gördüğün gibi gene eski halime döndüm. Ah biliyorum babacığım, Periliçe'den öğrendim. Şimdi iki kriz daha var. Önce onları halledelim. Bak Betüş, neye karar verdiysem asla dönmeyeceğim. Perihan gitmiş, duydun mu? Duydum. Duydum, haberim var. Çok ama çok üzülüyorum. Ama inanıyorum mutlaka geri gelecektir. Haklı kadın. O da dayanamadı demek ki. Biraz da kendini mutlu etmesi lazım. Peki annenin, kuzeninin gelmesine ne diyorsun? Ay ne diyeyim? Babacığım, biz küçükken annem hep anlatırdı onu. Hep kavga etti, hiç anlaşamadığı bir kuzeni. Onu asla affetmeyeceğim derdi, hatırlıyorum. Sen de hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Burayı görecektin sen bugün, savaş alanı gibiydi. Baba, annem nerede? Annen terasta, bunalımda. Tamam, ben yanına gidiyorum. Git bakalım. Ama dikkatli ol, seni de bunaltmasın. Anne! Böyle baktığına göre her şeyi biliyorsun. Evet, her şeyi biliyorum. Şimdi şunun şatosunu uçuracağım. Ne oluyor? Dudu, bu senin işin Dudu. Anne yeter artık, yapma. Evrenin en derin yerine yolluyorum. Anne o da bir peri. Sen yollarsın, o da geri gelir. Ben sabırlıyım. Ben yollarım, o geri gelir. Ben gene geri yollarım. Görelim bakalım kim kimden daha tahammüllüymüş. Hale bak. Delirmiş bu. Şatoma çarpacak. Anne sana söylemiştim. Ama geri de gidemiyor. Ay anne, siz kuzen değil misiniz? Aynı yaştasınız, çocuk gibi davranıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sen onu tanımazsın. Anneanne. Ah, eyvah, anneanne. Toprak sesleniyor. Efendim Toprak. Niye eyvah dedin? Ay, uzun uzun anlatamam sana şimdi. Sen söyle, ne istiyorsun? Geliyor musunuz? Birazdan oradayız. Unuttuysan şatoyu eve çevir diye sesleniyorum. Tamam. Sen de babanı biraz oyala. Canım dondurma çekti de. 5 çayına simit istiyorum de. Bir şeyler uydur işte. Sonra babanın cebinden anahtarı yürüt. Eve sok, anahtarı bir yere sakla ki anahtarla giremesin, tamam mı? Anladın mı beni Toprak? Tamam, peki anneanne. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacağım? Biraz yardım et, beni bekliyorum. Görüyorsun, iki elim de dolu. Şu şatoyu eve çevir. Anlaşıldı. Damatla torun yolda. Bu da ne böyle? Benimki
ile aynı olmasın diye güzelim şatonun görüntüsünden vazgeçmiş. Pek de fena olmamış. Sıcacık bir ev görüntüsünde. Ay kafasız! Neden yaptığımı anlamadığı için bunu da taklit ediyor. Al işte, kuzenim bu. Her şeyimi taklit ediyor. Burnuma salatalık soksam bunu da yapacak. Sonunda pes ettin değil mi? Evet evet pes ettim. Ay madem o kadar meraklısın, evimin aynısının içinde otur bakalım. Merhaba Betüş. Ben senin annenin halasının kızıyım. Yıllardır küs olduğumuz için ne onun evlendiğinden ne sizlerin doğduğundan hiç haberim olmadı. Sağ olsun beni düğününe bile çağırmadı. Ama artık bir aile büyüğünüz olarak ben de varım. Her zaman yanınızdayım ve hep beklerim. Memnun oldum. Muhatap olma onunla. Elini verirsin, kolunu kaptırırsın. Yürü, gidiyoruz içeri. Bırak da ben nasıl bileyim, kızın karar versin. Güle güle Betüş'cüğüm. Nasıl olsa görüşürüz. Görüşürüz. Ay. Sana onunla konuşma. Ona yüz verme demedim mi? Anne, sırf sen kadınla küssün diye ben tanıdığım bir insana nasıl selam vermeyeyim? Benim bildiğim evlatlar analarının tarafını tutar. Ben her zaman senin tarafındayım anne. Ama o zaman sen de annelik görevini yap ve şu babamı insana çevir. Şimdi konuştuğumuz konuyla ne alakası var bunun? Hemen istediğin tarafa yönlendiriyorsun değil mi konuşmayı? Yavuz geldi işte. Benim hemen gitmem lazım. Sadık beni eve gidiyorum biliyor. Evde olmam lazım. Bak bu konu burada bitmedi. Anne konuşacağız bunu seninle. Baba ne zaman istersen bende kalabilirsin tamam mı? Eksik olma kızım. Açsana şu kapıyı. Anahtarıyla girecek şimdi. Ay sofra hazır değil ki. Nasıl? Hiç önemli değil. Toprak sihirle o işi halletmişti. Bak anahtarlar burada. Giremez. Ben şimdi hallederim. Ah damat çok özür dilerim. Yukarıdaydım da ancak indim. Hayır ben de anahtarla açacaktım da bulamıyorum anne. O kadar eminim ki ben sabah o anahtarları aldım cebime koydum ama şimdi yok. Bak anahtarlarını burada unutmuşsun bak. Vallahi onlar. Allah Allah. Evet ya, olacak şey değil. Ben de hatırlıyorum. Sihirle gelmişti. Ben de niye geldi diye merak etmiştim. Hafıza gidiyor herhalde ya. Balık yemem lazım anne. Neyse, ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Üstümü değiştireyim. Çok açım anneciğim. Hemen geliyorum. Tamam. Yardımın için teşekkür ederim benim akıllı torunum. Ya bir şey değildi anneanne. Ne oluyor? Dedem gene aynı. Sen de aynısın. Ama şatonun yanında senin şatona benzeyen bir şato var. Tamam bunu sana sonra anlatırım canım. Önemli olan şu. Baban şatoyu gördü mü? Enteresan olan da o zaten. Dikkatlice baktım görmedi. Zaten görseydi bir günde buraya ne olmuş derdi. Ha iyi iyi. Hiç olmazsa Pakize fanilere saygı göstermeyi öğrenebilmiş. Pakize de kim? Baş belası kuzenim.